Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün tarihlerden 21 Ağustos 2022 Pazar. Özellikle bugünü tercih ettim bu videoyu çekmek için. Hem daha rahat izlersiniz hem de değerlendirmelerinizi ona göre yaparsınız. Biliyorsunuz ki dönem dönem ekonomik değerlendirme videosu çekiyorum. Çok sık değil, ayda bir kere ya da çok önemli olduğunda 2 haftada bir kere değerlendirme videosu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoyu öncelikle 2 gün önce çekecektim. Çok önemli bir gelişme oldu Türkiye'de. Özellikle ben buna dikkat çekmek için bu videoyu çekiyorum. Belki gözünüzden kaçmış olabilir. Özellikle şu an yaz rehaveti var. Ekonomi arkadaşlar bildiğiniz yangın yeri. Şöyle söyleyeyim. Fiyatlar biliyorsunuz ki geçen seneden Aralık ayından beri ekonomide ister dolar olsun, ister altın olsun, ister arsa, ev, yani bildiğiniz ne varsa hem malda, paranın dışındaki bütün varlıklarda inanılmaz yükselişler oldu ve tabii ki bu hep fiyatlara da yansıdı. Hepimiz biliyoruz. Yani aldığınız arabaya yansıdı, aldığınız eve yansıdı. Herkes dedi ki iyi ki de ben bunu almışım. Ama şöyle bir olay, sizin mesela örnek veriyorum, dolardaki artışa rağmen, altındaki artışa rağmen her şeye zam geldi arkadaşlar. Yani sadece dolara, altına zam gelmedi. Bütün varlıklara, bütün mallara zam geldi. Yani yağdan, şekerden, elektrikten tutun, benzinden tutun her şeye zam geldi. Şimdi öncelikle ben kendim mali müşavirim. 9 Eylül Üniversitesi Muhasebe Bölümünden mezunum arkadaşlar. Senelerce dirsek çürüttüm. Çok önemli firmalarda çalıştım. Mali müşavirlik yapıyorum aynı zamanda. Yani ben bu videoları öylesine çekmiyorum. 20 yılı aşkın bir tecrübeyle çekiyorum. Yapmış olduğumuz danışmanlıklar vesaire, bunları istinaden bir harmanlayıp size burada kısa ve öz sunmak istedim. Öncelikle şu anda 2000 üzerinde kişiye hitap ediyorum. 2500'e yaklaşmak üzereyiz. Herkese, bakın her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim videolarımda değindiğim konuların en önemli sebebi, bana kim yorumlarda talepte bulunuyorsa, istekte bulunuyorsa bakıyorum. Mesela 20 yorumdan 8 tanesi EYT. EYT'ye değiniyorum. EYT'yi araştırıyorum. Konut, TOKİ'lerle ilgili çok soru alıyorum. TOKİ'ye değiniyorum, TOKİ'yi araştırıyorum. Onunla ilgili de birazdan bir bilgi vereceğim, çok önemli. Şimdi gelelim kısacası, hem abone olun hem videolarımı paylaşın ki daha fazla kişiye hem ulaşalım hem de duyuralım arkadaşlar. Şimdi ekonomik değerlendirmeye gelince şunu söylemek istiyorum. Perşembe günü bizim Merkez Bankası, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası arkadaşlar faizlerde 1 puan indirime gitti. Bu ülkemizi nasıl etkileyecek, ondan bahsedeyim. Şimdi şu an yaz olduğu için işte gerek turistlerden gerekse yurt dışından üstü kapalı birçok döviz yurda girmekte. Şimdi dolar şu anda 18 lirada arkadaşlar. 21 Aralık'tan itibaren hatırlarsanız o zaman 18 dolara yükselmişti. 10, özür dilerim, 1 dolar 18 TL'ye yükselmişti ve hükümetin müdahalesiyle bu 13 TL'ye kadar düşürülmüştü. 21 Aralık 2021'den bahsediyorum. 6 ay içerisinde, 7 ay içerisinde tekrar geldiği noktaya geldi arkadaşlar. Her zaman değindiğim bir şey var. Bir rakam bir hedefe ulaştıysa, değdiyse tekrar aynı yere gelir ve bu bir yıl olmadan tekrar olur. Şimdi dolar bugün itibariyle 18 TL arkadaşlar. 18 TL. Bu videoyu çekerken 21 Ağustos 2022. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Perşembe günü Merkez Bankası'nın almış olduğu 1 puanlık indirim bize ne gibi dönüşler olacak? Bundan bir yıl önce Eylül ayında da Merkez Bankası yavaş yavaş faizleri indirmeye başlamıştı. Faizler o zaman 19-20'lerdeydi. Bunu 15'lere, 16'lara 1 puan 1 puan şeklinde Aralık ayına kadar çekmişti. Ne olmuştu arkadaşlar? Fiyatlar hızla artmaya başlamıştı. Konutlar hızla artmaya başlamıştı. Dolar hızla artmaya başlamıştı ve altın hızla artmaya başlamıştı. Bakın yine burada 1 puanlık indirim var. Şu anda Amerika'da da yüksek enflasyondan dolayı Amerika'nın Merkez Bankası Fed sürekli faiz indirimine gidiyor. Bakın burada açıkladığım, burada Ayşe ablaya, Fatma Hanım'a, herkese ayrı ayrı anlayabileceği dilde anlatıyorum. Yani burada işte ekonomik terimler kullanıp da kendimi şey göstermeye çalışmıyorum arkadaşlar. Biz insanız, hepimiz, ben nasıl anlıyorsam öyle anlatıyorum size de. Amerika
kendi parasını sistemden çekmeye başladı. Yani daha az para basıp kendi parası daha değerli olacak ve enflasyonunu düşürmeye amaçlıyor. Çünkü enflasyon çok fazla para basmadan dolayı oluşuyor. Çok fazla para basma olunca harcamalar artıyor, fiyatlar artıyor. Herkes bir arabası var, iki araba alıyor. Bir evi var, iki ev alıyor. Şimdi ne oldu? Pandemide vesaire sürekli para basıldı. Sadece Amerika'dan bahsetmiyorum arkadaşlar. İngiltere enflasyonla boğuşuyor. Merkez bankaları faiz arttırıyor. Amerika enflasyonla boğuşuyor. Merkez bankası faiz arttırıyor. Almanya da aynı şekilde. Hatta Almanya çok sıkı tedbirler uyguluyor. Şimdi Fransa da aynı şekilde. Bütün ülkeler, sadece Türkiye değil. Enflasyon şu anda çok önemli bir durumda. Ama burada sizin özellikle de dikkat çekmek istediğim bir konu var. İki tane savaş var arkadaşlar. Bir tanesi başlamış olan Rusya ile Ukrayna savaşı. Bu gözüken bir savaş ve bu enerjiye yansıyacak, maliyetlere yansıyacak. Şimdi bu yaz bir şekilde atlatıldı. Ama kış geldiğinde işte doğalgaz olsun, elektrik olsun vesaire bu maliyetlere yansıyacak ve herkes çok daha farklı maliyetler görecek. Ne olacak? İşte elektriğe zam geldi. Maalesef biz bu zammı yapmak zorunda kaldık. Benzine zam geldi. Pazara gidiyorsunuz, bir şey alacaksınız. Nakliye, ulaşım, tedarik zinciri çok pahalı. Onun için bu fiyatlar deniyor. Yani tarladan ucuza alsa bile pazara gelene kadar tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı bunlar bu şekilde gelişiyor ve araçlarda çip krizi oluşuyor. İşte Çin biliyorsunuz pandemi nedeniyle ekonomisi yavaşladı. Yani nüfusu çok önemli bir nüfus. Şimdi ne oluyor? Çok konuyu dağıtmak istemiyorum. Amerika'da kendi önlemini almaya çalışıyor. Özellikle çip üreteceği fabrikaları açmaya başladı. Şimdi burada değinmek istediğim konu şu. Amerika'nın doları değerleniyor. Fed bu yıl içerisinde en az %2 daha faiz artışına gidecek. Ben onu söyleyeyim. Bu da ne olacak? Doların sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde değerlenmesini sağlayacak. Evet, Amerika şu anda %10 enflasyonla boğuşuyor ama Amerika'nın parası dünyada geçerli olan bir para. Ve öyle Amerika bunu ucuza öylesine oradan buradan şeyle kendi parasını arka plana atılmasına izin vermez arkadaşlar. Özellikle buradan Bitcoin'cileri de sesleniyorum. Çok bir büyük yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Herkesin aklı fikri var. Sadece öngörülerimi paylaşıyorum. Riskli varlıklardan uzak durun. Mesela burada şimdi sizlerin nasıl %50 ile kazanç sağlayabileceğiniz yatırımlara geleceğim. Onları anlatacağım. Videoyu en başta özetlemek istedim. %50 nasıl kazanabilirsiniz? Türkiye'de resmi olarak biliyorsunuz ki resmi kurumların TÜİK'in açıkladığı enflasyon %80 enflasyon yaşıyoruz. Ama bizim sokakta, markette, alışverişlerimizde gelen elektrik faturalarında, su faturalarında her şey zamlı geliyor ve biz bu enflasyonu %100'ün üzerinde yaşıyoruz. Resmi olarak tabii ki her zaman hani biraz daha aşağılarda açıklanıyor bu. Yani bu sıcaklıklarda da öyledir. Mesela %45 derece sıcaklık vardır ama insanların psikolojisini yıpratmamak için bu %40 açıklanır. %40, %38 açıklanır. Şimdi %80 olan bir enflasyonda benim mali müşavirliğini yürüttüm. Bir sürü esnaf var arkadaşlar. Küçük esnaf var, firmalarım var, tedarikçilerim var, lojistikte firmaları olan firma sahipleri var. Şimdi burada çok önemli bir konu. Lojistikte çok büyük sıkıntılar var, nakliyelerde özellikle. Bu uluslararası olacak. Çünkü neden? Benzin fiyatlarında artışları oluyor. Dediğim gibi doğalgazda sıkıntı var. Şimdi yazın hiç kimse doğalgaz kullanmıyor, elektriği daha az kullanıyor ama bu kış geldiğinde bu şekilde olmayacak. Onu söyleyeyim. Artı Amerika'nın Fed toplantısı Eylül'de faiz artırımlarına başladığı zaman doların tekrar merkeze, zirveye oturduğunu göreceğiz. Yani benim öngörüm yıl sonuna kadar, yatırım tavsiyesi değildir. Dolar arkadaşlar şu an bile çok ucuz. Yani mecburen bu yüzde örnek veriyorum. Yüzde demeyeyim de doların TL olarak 20-22 aralığında TL'de seyredeceğini kesin gözüyle bakıyorum. Çünkü neden? İhracatla ithalatın da dengelenmek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar önemli. Evet, dolarla alıyoruz, euro ile satıyoruz. Şimdi aradaki fark, makas açılırsa bizim ihracatçımız da zarar eder. Yani doların çok da fazla aşağı gelmesini devlet istemez. Ayrıca
Şöyle bir olayımız da var. Dediğim gibi kısa, videoyu kısa tutmak istiyorum ama o kadar çok şeyler var ki. Şimdi önümüzde bir seçim var. Hükümet hiçbir şekilde halkın zor durumdayken seçime gitmek istemez. Yani refah içinde giderse halk seçilir. Eğer o refahlık olmazsa, ekonomik sıkıntılarla boğuşan bir halk, aç olan bir halktan oy almak mümkün olur mu? Olmaz. Onun için hükümet de şu anda çok fazla sıkılaştırmak istemiyor. Yani çok fazla şey yapmak istemiyor ama şöyle bir durum var. Doların çok fazla yükselmesine izin vermiyor. Mesela 18'lerde tutuluyor ama bu nereye kadar tutulacak arkadaşlar? Hatırlar mısınız bilmiyorum. 1980 ile 2000 yılları arasında dolar inanılmaz yükselişleri olmuştu. Hatta ben hatırlıyorum 1995'lerde 5 Nisan krizi vardı. Tansu Çiller döneminde dolar bir anda 8 kat yükselmişti. Şimdi benim şuna değinmek istiyorum. Yani şu anda ülkeler ne yaparsa yapsın borsalar düşüyor. Bitcoin düşüyor. Bütün yatırım araçları düşüyor arkadaşlar. Siz nasıl tedbir alabilirsiniz? Ben şimdi bazen bana söylüyorlar, video çeker misiniz? Videolarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar boş video yapmak istemiyorum. Şu videoyu çekene kadar 5 gündür bunu ne şekilde izah edersem insanlar doğru karar alır, nasıl yatırım yapar diye 5 gündür hangi noktalara değineceğimin üzerinde çalışıyorum. İnanır mısınız? Birinci yatırım arkadaşlar %50 gerçekten kazandıracak olan bir yatırım varsa yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Altın, bugün alacağınız altın gramı inanın çok düşük. 1000 lirada şu anda benim gördüğüm 1000 liranın 1050'ye kadar çıkmıştı ama 1010'larda dolaşıyor altın. Altının gramı şöyle ucuz kaldı. Ons bazında yurt dışında altın düşüyor. Ons yurt dışında ki Amerika'daki FED'den kaynaklı ons düşüyor. Ve bu ons 2000 doları devirdiği zaman gram altında hem dolara bağlı hem de yurt dışı onsa bağlı yükselişler olacak. Ve bu en az ne kadar olabilir? Bakın ben buradan tarih vermeyi sevmiyorum ama 6 ay diyorum ama ne yazık ki daha önce de olabilir. Yani çok daha önce de olabilir. Altın 1000 liradan 1200'lere gidebilir. 1400 liraya çok rahat gider 1500'e. %50 kazanç budur arkadaşlar. %50. Yani sizin elinizde TL'niz var. TL'de tuttuğunuz zaman şu anda bankaların vermiş olduğu faiz oranı %15. %15'te tuttuğunuz zaman %80 enflasyonla paranız dondurmanın eridiği gibi eriyor. Öyle söyleyeyim. Ama siz 1000 liranız var. Gittiniz 1 gram altın aldınız. 5 ay sonra altınız olacak 1200-1500 lira. Enflasyondan korumuş olacaksınız arkadaşlar. %50 paranız değerlenmiş olacak. Ama TL'de kaldınız, erimiş olacak ve yerinizde sayacaksınız. Öyle düşünelim. İkincisi de en önemlisi konut. Şimdi TOKİ projeleriyle ilgili çok önemli, çok büyük bir sosyal konut olayı açıklanacağını daha önceki TOKİ programlarımda söyledim. Özellikle TOKİ'den dolayı bana abone olan, bunu bekleyen kişilerin de bu videoyu izlediğine inanıyorum. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter'dan bilgi verdi. Eylül'ün 13'ünde Cumhurbaşkanımızın TOKİ'lerle ilgili 81 ilde yapılacak olan 150 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklayacağı günü belirtti arkadaşlar ve bunun da 13 Eylül olduğu belirtildi. Ben o güne kadar aldığım bütün gelişmeleri, aldığım bütün bilgileri kanalım vasıtasıyla sizlere duyuracağım. Dediğim gibi tekrar abone olun, daha fazla kişiye ulaşalım. Üçüncüsü arkadaşlar EYT ile ilgili biliyorsunuz ki kesin bir çalışma var. Aralık ayı gün verildi. Bunun da %100 hani çıkması ihtimali gözüyle bakılıyor. Resmi olarak hükümetin kanallarına açıklamalar geliyor. Taslaklar hazırlandığı belirtiliyor. Dediğim gibi EYT de masada. Bu da bana erken seçim ihtimalinin de olabileceğini hatırlatıyor. Yani işte bütün güzellikler getiriliyor. Konut projeleri, emeklilik, işte aflar, torba yasalar. Bunlar hepsi şu anda taslak halinde hazırlandığını haberini alıyorum. Şimdi bu kadar güzel çalışmalar varken arkadaşlar burada seçimin de erken olabileceği ihtimali de var gibi geliyor bana. Gelelim biz kazançlarımıza. Ben özellikle küçük esnafa da buradan sesleniyorum. İlk önce birinci yatırım aracı gram altın dedik ve fiziki dedik.
%100 fiziki arkadaşlar. Fiziki elinizde tuttuğunuz sürece kazanırsınız. Sanal altınla yani o kadar öneriyorum. Eğer ki tamam fiziki almazsanız gidin bankanızdan alın. Ama altın yatırımı da %50 kazandıracak. Bu önümüzdeki 6 ay içerisinde siz de göreceksiniz %50 artışa gidecek. Ama küçük altın, ama gram altın, ama külçe altın ne alırsanız alın arkadaşlar. İkincisi konut. TOKİ projesi açıklanacak ama gerçekten kiralar çok yüksek arkadaşlar. Ya biz bu kiralardan bunaldık, ne yapacağız diyeniniz varsa, peşinatınız varsa, krediniz çıkıyorsa kesinlikle ve kesinlikle 2+1 ya da 1+1 başınızı sokabileceğiniz, yani şehrin biraz daha dışarılarında alabileceğiniz konutları öneriyorum arkadaşlar. Ne kadar hızlı aldınız o kadar iyi. Çünkü bir 6 ay sonrayı bırakın, bir 3 ay sonra şu anda 2+1 İzmir'de 800 bin lira, 900 bin lirayı bulurken 1-2 ay sonra onu da bulamayacaksınız. Yani %50 bunların üzerine gelecek. Şu an bir konut kredisi kullandınız. Devletin 3 tane resmi bankası var. Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank özel bankalara göre çok güzel kredi oranları veriyor. Yani sıfır konutlarda 1.29 oranıyla konut kredisi veriyor. Ve bu faiz oranı çok uygun. Yani onu çarptığınız zaman enflasyon %100 arkadaşlar. Yani bir konut aldınız, eğer ara sokaklarda uygun fiyata bulduysanız kesinlikle düşünmeyin ve kesinlikle kaçırmayın. Az bir peşinat, arabanızı mı satarsınız, nakit avansınızı mı kullanırsınız? Mesela kredi kartlarınızın ne oluyor? Bankalarınızdan talep edersiniz. Kredi kartı avansınız 5 bin liradır, 10 bin liraya yükseltilir. 10 bin liradır, 20 bin liraya çıkartılır. Gidersiniz, o nakit avansı çekme şansınız var. Nakit avans kullanırsınız ve ev peşinatı da yapabilirsiniz. Bakın bu çok önemli. Eğer uygun fiyatlı ev bulabiliyorsanız kesinlikle, yani bir dakika bile düşünmeyin, onu söyleyeyim. Kiradan kurtarın kendinizi. Hatta şöyle bir önerim var. Gelir seviyesi çok düşük olan, elinde tarla tapusu olan kişilere de devletin prefabrik yardımı yaptığını biliyorum. Yani belirli bir alt gelir seviyede, mesela üzerinde tarla tapusu var, gidip talep edebiliyor. Eğer şartları taşıyorsa prefabrik de alabiliyor arkadaşlar. Yani hiç umutsuz olmayın. O çareler tükenmez. Dediğim gibi şehrin biraz daha dışarılarında tarla olsun, konut olsun, 1+1 olsun. Yeter ki sizin içindeki azmi ve umudu öldürmeyin arkadaşlar. Ya ne olacak? Bu şekilde bakmayın olaya. Gerçekten azmedin, çabalayın. Bir 5 dakikanızı ayırın. Bankalara gidin. Kredi çalışması yaptırın. Bakın sizden kimse para istemez. Ben size kredi çalışması yaptım diye. Deyin ki, örnek veriyorum, 200 bin lira kredi kullanacağım, 300 bin lira kredi kullanacağım. 10 yıla yayılınca benim ödemelerim ne olur? Konut kredisi ödemelerim ne olur? Böyle bir düşüncem var diye gittiğinizde size yardımcı olurlar devlet bankaları. Bu şekilde bilgi alabilirsiniz. Konuta da yatırım yaparsanız arkadaşlar, %50 demiyorum, %100, %200 kazançlı çıkarsanız. Çünkü konutlara inanılmaz artışlar geliyor. Bunun sebebi de şu. Şu anda bir evin metrekaresinin maliyeti 10.000 TL oldu. Yani siz bir yere bir çimento dökmeye kalkın, çimento almaya gidin, torbası olmuş 100 lira. Demir olmuş dünya para. Yani kumun parası dünya para. İşçi maliyetleri de aynı şekilde ve sigortalar da aynı şekilde. Bakın her şey %100 artış gelirken evlerin öyle çok düşmesini bekleyemezsiniz. Çünkü maliyetler yükseldi. En kötü maliyet şu an metrekare başına 10.000 TL. Yani bir evin maliyeti, öyle söyleyeyim size. O şekilde hesaplayabilirsiniz mesela. Dediğim gibi 80 metrekare 800 bin lira. 100 metrekare 1 trilyon. O şekilde hesaplayın arkadaşlar. Çok basit. Bakın 10.000 TL'den. Burada size hepsini böyle özetli anlayabileceğiniz tarzda veriyorum. Şimdi bulabiliyorsanız ev dedim. Birincisi fiziki altın. İkincisi ev. Kesinlikle eğer ki kiradaysanız hiç düşünmeyin. Ama durumumuz yok derseniz TOKİ'nin başlatacağı konutlar var Eylül ayında. Burada devlet yetkilileri de 13 Eylül'de açıklama yapacaklarını söylediler. Bakın onların peşinatı da en az %10 olur. Yani en az o tutarın %10'unu devlet ister sizden peşinat olarak. Ondan sonra da dar gelirli için. Ben daha önceki TOKİ'de gelir ve şartları diye bir video çektim. Bundan önceki videomu izleyebilirsiniz. Orada bütün şartları açıklıyorum. Kimlere ne şekilde çıkıyor? Kaç para kazananlara ne şekilde TOKİ çıkıyor?
Onların hepsini orada açıkladım o videomda. Bundan önceki videoda. İkincisi konut dedik arkadaşlar. %100 kazanç fiziki altın dedik. %50 altı içerisinde fiziki altının 1500 lira civarında olmasını bekliyorum. Zaten bu enflasyonun sonucunda olacak arkadaşlar. Geçen sene de Haziran ayında altın 500 liraydı. Bugün kaç para? 1000 lira. Enflasyon ne kadar arttı? %80. Anlatabiliyor muyum? Yani enflasyon ne kadar artıyor? Altın o kadar artıyor. Ama siz altında değil de TL'de durursanız paranız eriyor, hiçbir şekilde artmıyor. 1000 liranız 1000 lira. Ama gittiniz 1 gram altın aldınız. 1 gram sonra kuyumcuya git bozdur. Ne oldu? 1500 oldu. 1500 alırsın. Ama o 1000 lira gene 1000 lira duruyor. Ayrıca kur korumalı mevduat da uygun ama şöyle. Kur korumalıdan daha iyi olan mevduat, örnek veriyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Dolar alırsınız. Dolar şekli, doların da bu sefer üzerine %4, %5 veren bankalar var, bilginiz olsun arkadaşlar. Araştırın. Google'a yazın. En yüksek mevduat veren bankalar diye yazın Google'a. Bankalara gitmenize gerek yok. Google'a en yüksek mevduat veren bankalar diye yazın. Hepsi alt alta çıkacak. Hangi banka ne veriyor? Denizbank ne veriyor? Halkbank ne veriyor? Ziraat ne veriyor? Vakıf ne veriyor? Hepsi orada çıkacak. Şimdi bu şekilde konuta değindim. Ha, hiç mesela şu anda şey olmayan TOKİ'yi bekleyecek arkadaşlar. Ama TOKİ'lerin de yapılması gerçekten çok güzel konutlar. Mesela bizim İzmir'de deprem oldu. İnanır mısınız? Bir güzel konutlar yapmışlar İzmir'in Bayraklı Tepesi'nde. Ve yakında dağıtılır diye düşünüyorum. Çok güzel. Gerçekten çok kaliteli konutlar yapıyor. Kemalpaşa TOKİ'ler var. Özellikle forumlardan da takip ediyorum ben. Çok güzel konutlar yapıyor. Bilginiz olsun. toki.gov.tr'den. Ayrıca 13 Eylül'de bekleyin arkadaşlar. Burada yeni evlenenlere, yeni evlenecek olanlara da bir sürü burada güzel müjdeli haberler vereceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Yani siz peşinatlarınızı hazırlayın. Artık eğer ki yoksa başka çareniz, %10 peşinatlarınızı hazırlayıp alt gelir grubunda şartları taşıdıktan sonra artık TOKİ'den 2-3 yıl içerisinde konut teslimlerinizi bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkincisi bu. Üçüncüsü küçük esnafa geliyorum. Yani burada marketçiden bahsediyorum. İşte marketler de inanılmaz şoklarla mücadele ediyorlar. Metrekare başına 1000 var, şok var, A100 var. Türk esnafının gerçekten küçük esnafın, Türk esnafın diyorum. Küçük esnafın işi o kadar zor ki, firmaların işi o kadar zor ki. Yani rekabet ettikleri devasa bir dinozorla savaşıyorlar. Şimdi burada siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? Esnaf kartlarınız varsa, örnek veriyorum 20 bin, 25 bin, 30 bin. Bunlarla mallarınızı alacaksınız, koyacaksınız. Mesela sigara satışı mı yapıyorsunuz? Bugünden alın. Zaten önümüzdeki ay Fed'in faiz artışı var. Yani dolar 20'ye gidecek. Belli. Burada ne olacak karınız? Şu an 18. %20 bari sadece maliyetten kar edeceksiniz. Bir de satarken üzerinize koyun. Alın size %50. Yani şu anda dolar bazlı. Ne satarsanız satın, yedek parça olsun, sigara olsun, tamam ekmeği stoklayamazsınız ama deterjan olsun, en önemlisi sigara. Mesela küçük bakkallar, tekel marketler sigara ve alkolle ayakta duruyor. Ne olacak? Bugünden alacaksınız bunları, bugünden alıp koyacaksınız. Çünkü dolarda Eylül'de FED gene faiz artışını %50 bas puan açıkladığında hem dolara hem de dolar bazlı Türkiye'deki her şeye zam gelecek. Bu zamdan önce zaten alırsanız mallarınızı zaten %20 orada dolardan kazanacaksınız. Artı üzerine maliyet koyup satacaksınız arkadaşlar. Küçük esnafa tavsiyem bu. Yani esnaf kartlarınızı alırsınız, 12'ye böldürürsünüz. Nakit avans kullanırsınız, 12'ye böldürürsünüz. Dediğim gibi mallarınızı stoklayıp ondan sonra da yapacak bir şey yok. Siz de ayakta kalmak zorundasınız. Şöyle elektriğiniz zamlanıyor, kiranız zamlanıyor, her şeye zam geliyor. Yani burada küçük işletmelere de sesleniyorum. Alabiliyorsanız bugünden tedarik edin. Sattığınız çimento mu satıyorsunuz, kum mu satıyorsunuz, demir mi satıyorsunuz, yedek parça mı satıyorsunuz, tekel, sigara, içki, yani ne satıyorsanız yapabilirsiniz. Ha, gıda bozuluyor elimde diyorsanız, ben daha önceden Garanti Bankası'nın iki tane bir fonunu önermiştim. Gezeli, Giresun, Zonguldak, Lüleburgaz. O zaman bir TL'ydi. Şu an 1.80. Yani 10.000 lirasıyla GZL fonu alan bugün 18.000 lirası var arkadaşlar. O kadar söyleyeyim ama bizim insanımız sabretmesini bilmiyor. Yani bugün hemen çıksın istiyor.
Onun için de ben altın öneriyorum. Çünkü altın yükseldikçe ekranlardan herkes takip ediyor. Fonlar öyle değil. Fonlar düştü mü? Bu düşüyor. Öyle değil. Yani yatırımcı bakış açısıyla en az bir yıl alacaksın, unutacaksın. Bitcoin'de de aynı şeyi söylüyorum. Bir tane Ethereum çok almak istiyorsan diyorum. Bir tane Ethereum al. Şu an bir tane Ethereum Bitcoin düştü gene 25 bine çıkmıştı, 20 bine çakıldı gene. Bir tane Ethereum 30 bin lira. Yarısını al 15 bin lira. 0,50 Ethereum'un olur. Ama unutacaksın, bir sene bakmayacaksın. Yok öyle değil ki, herkesin eli telefonda. Bu sefer psikolojiniz bozuluyor. Onun için Bitcoin'i kesinlikle önermiyorum. Alın altınızı, fiziki altınızı, alın evinizi, alın tarlanızı, bakın keyfinize. Tarlalar da, özellikle arsalar çok yüksek. Yani arsaların metrekaresi neredeyse evlerin yarısı kadar olmuş durumda. Dediğim gibi arsadansa tarla daha iyi, ama alabilecek olan durumu varsa arsa alsın. Ama tarlalar da güzel bir yatırım, onu söyleyeyim. Yani hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Çok her şeyden sıkıldınız, fatura ödemekten sıkıldınız, onu tamam, tarla alın, bir tane prefabrik koyun, gidin içinde yaşayın. Yani kim size ne diyecek? Güneş enerjinizi koyarsınız, sondaj vurdurursunuz, yaşarsınız huzurla, tavuklarınız olur. Yani hiçbir şey hayatta çözümsüz değildir. Bakın her şeyin o kadar büyük çözümleri var ki, yeter ki siz ne istediğinizi bilin. Yani şimdi Bitcoin'e yatırım yapıyorsunuz, bütün parayı bağlıyorsunuz, ondan sonra psikolojiniz bozuluyor. Bitcoin'den elinizi çekin bir sene boyunca, çünkü devletlerde paralar azaldı, enflasyon çok yüksek, enerji sıkıntısı var. Bitcoin ile ilgili inanılmaz yaptırımlar getirecekler. Yani göreceksiniz, Bitcoin 10 bin dolara düşecek. 10 bin dolara düşecek, çok rahat düşecek, çünkü yaptırımlar gelecek. Anlatabiliyor muyum? Şu an yavaş 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 bunun hazırlıkları var. Ne yaptılar? 60 binden 40 bin, 40 binden 20 bin, 20 binden 10 bine çekecekler arkadaşlar. Evet, 10 bin olduğunda gidin alın. Ama şu an tavsiye etmiyorum. Çıkın Bitcoin'den. Bu şekilde. Şimdi yatırım tavsiyelerinde kısacası çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Bir tanesini, en önemlisi fiziki altın dedik. İkincisi kesinlikle düşünmeden konut. Bulabildiğiniz konut yoksa TOKİ dedik. Eğer alt gelir grubu şartlarını taşıyorsanız TOKİ dedik. Üçüncüsünü tarla dedik. Esnaflara stoklarınızla, esnaf kartlarınızla alın, koyun kenarıya dedik. Çünkü neden? Dolara önümüzdeki ay her şey zam geldiğinde, turizm sezonu bittiğinde, elektrikler vesaire her şey yükseldiğinde, bunlar sizin %20 daha az maliyetle stokladığınızı, bir de kar marjınıza üzerine koyup %30, %40 maliyetle satabilirsiniz. Ben işte gıdadan biz çok zarar ediyoruz. Ne yapabiliriz? O zaman 10 bin liranız var, 20 bin liranız var. Garanti Bankası'nın GZL fonu var, alabilirsiniz. Ayrıca Ata Portföyü'nde YLC, Yozgat, Lüleburgaz, Ceyhun koduyla iki tane gıda fonu var. Gıda fonu alabilirsiniz. Gıda fonu da dolar bazlı bir fon. Yurt dışındaki borsalar yükseldikçe o da yükseliyor, zigzaklı gidiyor. Yani bir şey arkadaşlar, hep böyle çıkan bir şey gördünüz mü? Öyle bir şey yok yani. Dünyada bir insanın bile duyguları inişli çıkışlıdır. Yani dünyada şunu beklemeyin. Ben bunu aldım, hemen yarın işte altın 1000 liraya aldım, hemen yarın 1500. Öyle bir şey yok. 3 ay bekleyeceksiniz, 4. ay bir bakacaksınız 1700'e bile gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani beklemesini bilmezseniz hiçbir şey yapmayın. Tamam, TL'de yapın, gidin vadeliye koyun. En azından ayın sonunda bir 1000 lira mı alacaksınız, 500 lira mı alacaksınız? Kur korumalı mevduat yaparsınız. Ben burada diyorum ki kur korumalı mevduattan daha iyi bir mevduat var diyorum. Bakın, gittiniz dolar aldınız, doları mevduata koydunuz, üstüne bir de %5 veriyor. Yani bunu bile anlatmakta zorluk çekiyorum bazen. Anlatabiliyor muyum? Yani kur korumalı mevduat ne? Bugün siz dolar 18 lira, 18'den ne bozarsanız onu veriyor devlet. Diyor ki kardeşim, sen bugün tamam mevduatını kapatıyorsun, dolar 18 lira. Ama dolara mevduat veriyor. Yani senin doların var zaten, 18'den bozsan bozarsın, bir de üstüne %4, %5 alıyorsun. İşte hani bunları anlatıyorum size ve güzel bilgiler paylaşıyorum buradan. Yani bunlardan yararlanın. Esnaflar, mallarınızı alın koyun yerinize, hiçbir şeyden zarar etmeyeceksiniz. Bakın, bir tane balkon masası almıştım 70 liraya. Geçen gün gördüm 280 liraydı. Yani malınızı alın koyun, ne yapmak istiyorsanız. Çünkü neden? Yaz sezonu bitiyor. Enerji maliyetleri, tedarik zincirleri yükselecek.
Yani bunlar da maliyete yansıyor. Çünkü ben meyve alırken diyorum ki ya kardeşim geçen hafta bu fiyattı. Şimdi niye böyle? Abla diyor halden getirene kadar benzin ne kadar oldu biliyor musun? Yani siz de bunları duymaya başlayacaksınız. Herkes bu diyecek ki dolar 20 oldu zam. Benzine zam geldi zam. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bugünden mallarınızı alın, stoklarınızı koyun. Küçük esnaf hem stoğunu koyarsa şöyle bir durum da var. KDV açısından da devir KDV'si çıkacağı için hem ödemez hem de malını böyle şey yapar, kullanır. Hem de oradaki kira artışları var biliyorsunuz, şeyler var. Onu değerlendirmiş olur. KDV açısından da rahatlamış olur. Araçlarda da biliyorsunuz yok 6 kilometre, yok 6 ay sıfır araçların satılması zarar. İşte 15 Eylül'e kadar bir fırsat verildi. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Ben mesela aracımı çok uygun fiyata almıştım. Şu an 4 katı 5 katı yani. O zaman düşünüyordum acaba doğru mu yapıyorum diye. 2019 yılının Ocak ayındaydı. O zaman değiştirmiştim. En ucuz arabayı almıştım. Yani o zamanki kendi arabam problem çıkarıyordu. Şu an bakıyorum inanamadım ya fiyatlara. Yani dedim bu kadar ben o paraya çalışsam şey yapamam yani. Şu an ben onu alamam. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bugün de aynı durum. Şu an mesela düşündüğünüz şey yarın aynı duruma geleceksiniz. Hani şu an gözünü kararttığınız, aldığınız arabanızı, evinizi, mallarınızı stokladınız. Bir 5 ay, 6 ay sonra bakın bakalım nasıl artışlar. Ayrıca şimdi seçim yaklaşırken hükümet şu anda temkinli gidiyor. Dolar yani 18'lerde fırlamıyor. Yani buna özen gösteriyor. Yani bunu kullanın. Çünkü neden? Eylül ayında FED olayları açıkladığında başka bir dünyaya evrileceğiz. Eylül-Ekim ayı geldiğinde çünkü cari açık da fazla. Anlatabiliyor muyum? Yani burada hem enflasyon var, hem resesyon var, hem stagflasyon, hepsini aynı anda yaşıyorlar. Çünkü neden? Para vermek istiyorlar, enflasyon yükseliyor. Parayı kısıyorlar, resesyon oluyor. Anlatabiliyor muyum? Durgunluk başlıyor. Bende de öyle. Şunu almayayım, bunu almayayım, onu harcamayayım, bunu harcamayayım. Esnaf nasıl geçinecek? Sen onu harcamadın, bunu harcamadın, araba almadın, galerici ne yapacak? Elektrik kullanmadın, o kişi ne yapacak? Mesela müşterim dondurma dolabının fişini çektim diyor. Çünkü elektrik faturası dondurma karından fazla. Dondurmacı satışı ne yapacak yani? Bir de bunlar var yani. Yani bu bir zincir halka domino taşı gibi bir tanesi yıkılmaya başladı mı hepsini yıkacak geçecek. Onun için tedbirinizi alın arkadaşlar. Altınlarınızı alın, konutlarınızı alın, arabalarınızı alın. Ne varsa alın yani yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü neden? 6 ay sonra hepsi %50, %100 artış olacak. Bilginiz olsun. Neye ihtiyacınız varsa onu alın yani. Mesela örnek veriyorum neye ihtiyacınız varsa onu alın. Araca mı ihtiyacınız var? Araç alın. Demire mi ihtiyacınız var? Demir alın. Ampule mi ihtiyacınız var? Ampule alın. Bisiklete mi ihtiyacınız var? Bisiklet alın. Alın ki 5 ay sonraki fiyatları görün. Özellikle bu videomu iyi seyredin. Tekrar tekrar dinleyin. Arkadaşlar çok biraz uzadı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 2400 kişi olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular geliyor. Bir kere çok kaliteli bir izleyicim, dinleyici kitlem var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Forumlarınızda paylaşın arkadaşlar. Daha fazla kişiye ulaşalım. EYT olsun, TOKİ'ler olsun, vergiler olsun, SGK avantajları olsun, emeklilik olsun, ekonomik değerlendirmeler olsun. Her şeyi paylaşıyorum. Özellikle tekrar söylüyorum. Çocuklarınız 18 yaşına geldiyse sigortalarını başlatın. Ev hanımlarına söylüyorum. Mutfağınızdan, her şeyinizden kısın, sigortalarınızı ödeyin. Ek iş yapın. Gerekirse temizlik yapın, her şeyi yapın ama sigortalarınızı ödeyin arkadaşlar. Başkalarına bırakmayın. Bakın okullara bir sürü güvenlik görevlisi alınacak, temizlikçi alınacak. Zaten çocuklar 40 dakika derste, yani toplamda gün içinde çalıştığınız saat 3 saat. Yani burada hem para kazanabilirsiniz her ay. Asgari ücrete de zam geldi biliyorsunuz, neti 5500 lira. Belli bir alt gruptaysanız ev hanımları, özellikle size söylüyorum, İşkur okullar için hem güvenlik personeli alıyor hem temizlik personeli alıyor. Başvurularınızı yapın, hem sigortalarınız ödenir hem de dünyanın parasını kazanırsınız. 10 ayda 5000 liradan 50 bin lira yapar arkadaşlar. Size oturduğunuz yerden kim verecek bu parayı? Yani ne kadar güzel bir şey. Zaten okul sabahtan öğlene kadar açık. Zaten çocuklar da 6 saat boyunca derste oluyor. Yani burada çalıştığınız süre de belli. 4-5 saat yani. Ne olacak yani, bunu ben gözü kapalı yaparım. Hanımlar sigortalarınızı ödeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.